Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, İslam tarihiyle dersimiz devam ediyor. Beni muhalif temsilcilerinin Medine-i Münevvere'ye gelişi ve Müslüman oluşları konusunda dersimiz buradan devam ediyor. Beni muhaliflerin sayıları konusunda ata soyları şöyle sıralanız. Efendim, beni Muharib bin Hasafa'dan Nizar bin Ma'd bin Adnan'a ulaşmaktadır. Hicretin 10. yılında Veda Haccı sırasında beni muhariblerden 10 kişilik bir temsilci heyeti geldi. İşlerinde Seva bin Haris ile oğlu Hüzeyme bin Seva da bulunuyordu. Beni muharip temsilcileri Remle binti Haris'in konağına indirildiler. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh hazretleri onlara sabah akşam yemeklerini götürdü. Beni muharip temsilcileri Müslüman oldular ve biz arkamızdaki kavmimizin de temsilcileriyiz dediler. Temsilciler bir gün öğleden ikindiye kadar Peygamberimizle oturdular. Peygamberimiz işlerinden birini tanıdı. Ona baktı durdu. Muharibi Peygamberimizin kendisine dikkatli baktığını görünce, "Ya Resulallah, galiba beni tanımış gibisin," dedi. Peygamberimiz, "Herhalde ben seni görmüştüm," buyurdu. Muharibi, "Vallahi sen beni görmüş, benimle konuşmuştun. Ben ise sana karşı çirkin sözler söylemiş, seni Yukaz Panayırı'nda en çirkin bir şekilde reddetmiştim. Sen o zaman kabileleri dolaşıyordun," dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, "Evet," buyurdu. Muharibi, "Ya Resulallah, o zaman arkadaşlarım içinde sana karşı benden daha katı ve kötü davrananı, İslamiyet'e benden daha uzak olanı yoktu. Hamdolsun o Allah'a ki seni tasdik edinceye kadar beni sağ bıraktı. Halbuki o zaman benim yanımda bulunmuş olan o kişiler kendi dinleri üzere ölüp gittiler," dedi. Peygamberimiz, "Şüphe yok ki bu kalpler yüce Allah'ın elindedir," buyurdu. Muharibi, "Ya Resulallah, benim için mağfiret dile," dedi. Peygamberimiz, "Muhakkak İslamiyet kendisinden önceki küfürlerin kökünü kazır," buyurdu. Peygamberimizin Mekke-i Mükerreme'de iken panayları dolaşarak insanları İslamiyet'e nasıl davet ettiği, Peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'de önce 3 yıl gizli oturduktan sonra 4. yılda Risalet vazifesini açıklamış ve 10 yıl toplumu İslamiyet'e davetle uğraşmıştı. Her yıl hac mevsiminde Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz panayırlarında hacıların konak yerlerine kadar gider, Rabbinin elçiliğini tebliğ edinceye kadar kendisini korumaya, onları davet ve kendilerine cennet vaat ederdi. Fakat kendisine yardım ve davetini kabul edecek bir kimse bulamazdı. Beni Amir bin Sasa'a, Muharib bin Hasafa, Fezare, Gassan, Mürre, Hanife, Süleym, Abis, Beni Nasır, Beni Bekka, Kinde, Kel, Haris bin Kâb,
Uzre bin Hadarim'e, kabilelerini birer birer dolaşır onlara, ey insanlar, Allah'tan başka ilah yoktur, deyiniz de kurtuluşa eriniz diyerek seslenir amcası Ebu Leheb ise, arkasından gelip sakın ona itaat etme, etmeyiniz. O dinini terk etmiş bir yalancıdır haşa diye bağırmaktan geri durmaz kabileler de peygamberimizi en çirkin bir biçimde reddeder. Efendim üzerler aile ve kabileden sorup senin nasıl olduğunu öğrenmedikçe sana tabi olmayız derler. Peygamberimizle tartışırlardı. Peygamberimiz de onları yüce Allah'a davet eder. Ey Allah'ım, sen dileseydin onlar böyle olmazlardı diyerek şikayetlenirdi. Hac mevsimlerinde Arap kabilelerini böyle bir Allah'a imana davet ettiği zaman Peygamberimize Arap kabileleri içinde beni muhariplerden daha katı ve kötü davranan bir kabile de yoktu. Beni muharip temsilcilerinin yurtlarına dönmeleri. Peygamberimiz beni muharip temsilcilerinden Huzeyme bin Seva'ın yüzüne elini sürünce yüzünde bir aklık hasıl olmuştu. Kabile elçilerine bahşişler verildiği gibi beni muharip temsilcilerine de bahşişleri verilince onlar Medine-i Münevvere'den ayrılıp yurtlarına ev halklarının yanına döndüler. Kaytani bu konuda da birçok yanlışın içine düşmüştür. Zülkela ile Zu'amr'ın İslamiyet'e davet edilişi ve Müslüman oluşu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccından döndükten sonra Cerir bin Abdullah'ı Zülkela ile Zu'amr-ı İslamiyet'e davet etmek üzere Yemen'e gönderdi. Zülkela ile Zu'amr'ın Müslüman oluşu. Cerir bin Abdullah Yemen'de Zülkela ve Zu'amr ile buluşup konuştu. İkisi de Müslüman oldular. Zülkela'nın karısı Dureybe binti Ebrehe bin Sabbah da Müslüman oldu. Zülkela'nın kimliği, Zülkela Yemen Himyar krallarındandı. Kendisinin atasoyu da şöyledir. Zülkela bin Nakür ta Hasan bin Tübba'ya ulaşmaktadır. Asıl ismi Eyfa veya Esmeyfa ya da Semeyfa idi. Ebu Şurahbil veya Şurahil künyesini taşırdı. Kabul Ahbar'ın amcasının oğlu idi. Zu'amr'ın kimliği. Zu'amr de Zülkela gibi Yemen krallarındandı. Bir Yahudi bilginin Cerir bin Abdullah'a Peygamberimizin vefatını haber vermesi. Yemen'de bir Yahudi bilgini Cerir bin Abdullah'a eğer senin sahibin peygamber ise bugün vefat etmiştir dedi. Zülkela ile Zu'amr'ın Medine yolundan geri dönmeleri. Zülkela ile Zu'amr peygamberimizle görüşmek üzere Cerir bin Abdullah ile birlikte yola çıkıp gelirlerken Zu'amr yolda ya bir rüya veya başka bir şey görmüş yahut eski semavi kitaplardan öğrenmiş ya da
Yemen'deki Yahudi bilginlerinden işitmiş olacak ki, ey Cerir, sen ona uğrayacaksın ama onun eceli gelmiş, hakkındaki ilahi takdir yerini bulmuştur dedi. Yolun bir kısmında bulundukları sırada Medine'yi Münevvere tarafından gelen birkaç süvari ile karşılaştılar. Onlara ne haber var diye sordular. Süvariler Resulullah aleyhissalatü vesselam ebediyet alemine alındı. Ebu Bekir de halife seçildi. Halk bu seçimi iyi karşıladılar dediler. Zu Amir ey Cerir, muhakkak ki siz iyi bir kavimsiniz ve şerefli bir mevkidesiniz. Sana şunu haber vereyim ki siz Arap cemaati bir emir öldüğü zaman yerine geçecek başka bir hakkında müşafere yapar oldukça daima hayır içinde bulunursunuz. İş kılıç zoruyla, kahır ve galebeyle olunca kral olursunuz. Siz de kralların kızdığı gibi kızar, kralların haklarına razı olduğu gibi razı olursunuz. Sahibine selam söyle. Bizim buraya kadar geldiğimizi haber ver. Allah Celle Celaluhu dönmemizi dilerse belki döneriz dediler. Cerir bin Abdullah'a selam verdiler. Yemen'e dönüp gittiler. Cerir bin Abdullah da Medine-i Münevvere'ye gitti. Bazan'ın vefatı. Bazan Müslüman oluşu ve Yemen'in idaresine memur edilişi. Bazan icretin 7. yılında Şire Veyh'in babası Kisra'yı öldürdüğünü mektubundan öğrenip Peygamberimizin bu hususta vermiş olduğu haberin gerçekleştiğini görünce bu zat muhakkak Allah tarafından insanlara gönderilmiş bir peygamberdir diyerek Müslüman olmuş, aslen Farslı olup Yemen'de oturan enbalar da kendisiyle birlikte Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Bazan kendisinin ve yanındakilerin Müslüman oldukları hakkında Peygamberimize haber göndermişti. Bazan Müslüman olunca Peygamberimiz bütün Yemen'in idaresini ona vermiş, sağ oldukça kendisini ne amillikten ayırmış, ne de yetkisizini kısmış, ne de başka birini ona ortak kılmıştır. Bazan'ın ölüm döşeğinde süvarilerine vasiyeti. Bazan hastalanıp ölüm döşeğine düştüğü zaman süvarileri Bazan'ın başında toplandılar ona. Sen birisini bizim başımıza hükümdar tayin et dediler. Bazan sizin için gelmiş bir hükümdar, her işin önünü sonunu gören bir hükümdar vardır. Şu zata uyunuz, onun dinine giriniz, Müslüman olunuz dedi. Bazan'ın vefatı, Yemen valisi Bazan hicretin 10. yılında vefat ettiği Ebna reislerinin Peygamberimize bir heyet göndermeleri. Bazan'ın vefatından sonra Ebnaların reisleri Peygamberimize bir heyet göndererek Müslüman olduklarını bildirdiler. Bazan'dan sonra Yemen'e kimlerin memur edildiği. Bazan vefat edince hicretin 10. yılında Haccetü'l-Temam'dan sonra Peygamberimiz Yemen'in idaresini Şehir bin Bazan, Amir bin Şehir,
Eshab'dan Abdullah bin Kays, Ebu Musa en Musal Eş'ari, Halid bin Said bin As, Tahir bin Ebi Hale, Yala bin Ebi Ümeyye, Amir bin Hazım arasında bölüştürdü. Kimlerin nerelerde vazifelendirdikleri konusunda da Amir bin Hazım Necran'a, Halid bin Said bin As Necran arazisiyle Rima ve Zübeyde, Amir bin Şehir Hemdan'a, Şehir bin Bazan Sana'ya, Tahir bin Ebi Hale, Ak ve Eş'arilere, Ebu Musal Eş'ari Marib'e, Yala bin Ebi Ümeyye Cene'de mehur edildi. Ukkaşa bin Sevir Seka, Sekasik ve Sekünlere, Abdullah bin Kays veya Muhacir bin Ebi Ümeyye, Beni Muaviye bin Kindelere, Ziyad bin Lebidül Beyazi Hatramevte memur edildi. Muaz bin Cebel de bütün Yemen ve Hadramevt bölgeleri amilleri üzerine gezici din öğretmeni olarak vazifelendirildi. Muhacir bin Ebi Ümeyye hastalandığı için vazife mahalline gidemedi. Onun vazifesi Ziyad bin Lebidül Beyazi tarafından görüldü. Evet sevgili ve muhterem izleyenler, Kaytani bu konularda da çok mu çok yanılmış ve yanlışın içine düşmüştür. Esvedül Ansi'nin peygamberlik iddiasıyla efendim ortaya çıkışı, Esved'in ismi soyu ve yurdu, Beni Anslerin Beni Malik bin Ans oymağından olan Esved'in asıl ismi Ahbele olup ata soyu da şöyledir. Ahbele bin Ka'b, Kehlan bin Sebe'ye ulaşır soy. Ans Murat bin Malik ve Halid bin Malik ve Sadül Aşire bin Malik'in kardeşi idi. Esved'e Zülhimar denirdi. Müseylime'ye Rahmanül Yemame denildiği gibi Esved'e de Rahmanül Yemen adı takılmıştı. Esved Kehfi Hubban'da doğmuş ve orada yetişmişti. Hubban Necran'ın yakınında bir vadidir. Esvedül Ansi'nin marifetleri ve peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkışı konusunda Esved kahin ve hokkabaz bir adamdı. Şeytanlardan tabii vardı. Topluma bir takım acayip şeyler gösterirdi. Sözlerini dinleyenlerin kalplerini büyülerdi. Peygamberimiz Celil bin Abdullah'ı Yemen'e gönderdiği zaman Esvedül Ansi'yi de İslamiyet'e davet ettirmiş fakat Esved kabul etmemişti. Peygamberimin veda haccından sonra rahatsızlanması üzerine casuslar tarafından her yana haberler uçurulmuştu. İlk irtidat hareketi Yemen'de Esvedül Ansi tarafından başlattırıldı. Esved peygamber olduğunu Sahik ve Şerik adında iki meleğin kendisine vahiy getirdiğini haşa, halka ait bir hadiseyi kendisine haber verdiğini iddia etmeye başladı.
Esvedül Ansi'nin Yemen'e hakim oluşu. Esvedül Ansi'ye önce Ans kabilesi tabi oldu. Ans kabilesinden başka kabileler, Meshiç ve Yemen kabileleri de ona tabi oldular. Esved'in 700 süvarisi ve bir o kadar da piyadesi vardı. Kays bin Abdi Yavuz, Muaviye bin Kays, Yezid bin Mahyan, Yezid bin Husayn, Yezid bin Efkel, Esved'in başlıca kumandanlarıydı. Esvedül Ansi Peygamberimizin Yemen'deki valilerine şöyle yazı yazıp gönderdi. Ey üzerimize gelenler ve üzerimizde yerleşenler! Artık topraklarımızdan bir şey alamayacaksınız ve toplamakta olduğunuz şeyleri artık toplayamayacaksınız. Onlara biz daha layık ve müstahakkız. Şimdiye kadar üzerinde bulunduğunuz şeyin bundan sonra üzerinde bulunamayacaksınız. İslam valileri Esved'in elçisine "Sen nereden geliyorsun?" diye sordular. Elçi "Kehfi, Hubban'dan geliyorum." dedi. Meshiçler Esvedül Ansi ile yazışma yaptılar. Necranlılar da sözleştiler. Meshiçlerle Necranlılar ayaklanarak Amir bin Hazim ile Halid bin Said bin As'ı illerinden çıkardılar. Esvedül Ansi Necran'a doğru hareket etti. Çıkışından 10 gece içinde Necran'ı ele geçirdi. Sonra Sana üzerine yürüdü. Şehir bin Bazan ona karşı koydu. Şehir öldürülünce ebnalar tutunamadılar, bozguna uğradılar. Esvedül Ansi çıkışının 25. gecesinde Sana'yı da ele geçirdi. Muaz bin Cebel oradan kaçarak Mağrib'de bulunan Ebi Musal Eş'ari'nin yanına uğradı. İkisi birlikte acele Hadramevt yolunu tuttular. Muaz bin Cebel Sekuna, Ebu Musa Eş'ari de Sekasike indi. Diğer valiler de Ak ve Eş'arilerin valisi Tahir bin Ebi Hale'nin yanına gittiler. Amir ile Halid Medine'ye döndüler. Peygamberimiz tarafından muratlar üzerine vali tayin edilmiş bulunan Ferve bin Müseyk, Esved'in yaptıklarını ve Sana ele geçirdiğini Peygamberimize yazdı. Esved hakkındaki ilk haber böylece Ferve bin Müseyk tarafından verilmiş oldu. Ferve bin Müseyk Ahsiye'ye indi. Meshiçlerden Müslümanlıklarında sebat edenler Ferve bin Müseyk ile birleştiler. Esvedül Ansi Ferve ile ne yazışma yaptı ne de ona elçi saldı. Ferve'nin yanında kendisine karşı koyacak kimse bulunmadığı için Yemen'de tek başına hüküm sürmeye başladı. Esved hakimiyetini sağlamlaştırdı, işini büyüttü. Amir bin Madi Keribi Meshiçler üzerine halife yaptı. Ordu kumandanlığını Kays bin Abdi Yavuz'a, etnalara ait işleri Feyruz ve Dazeveyh'e havale etti. Şehir bin Bazan'ı öldürdükten sonra karısı Azat'la, ki Feyruz'un amcasının kızıdır, evlendi. Bu kadın Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman etmiş iyi halli kadınlardandı. Esvedül Ansi'nin Müslüman olan bir Yahudi'yi getirtip işkenceyle öldürtmesi. Sebe halkından Numan adında bir Yahudi,
Medine-i Münevvere'ye Peygamberimizin yanına gelip Müslüman olmuştu. Yurduna, kavminin yanına döndüğü zaman Esvedül Ansi adam salıp onu yakalattı, azalarını parça parça kestirerek öldürttü. Peygamberimizin Esvedül Ansi ile Müseylime hakkındaki rüyası. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam bir gün minberinde, ey insanlar, ben Kadir gecesini görmüştüm, sonra unutturuldum. Kollarında da altından iki bilezik görmüş, onlardan hiç hoşlanmamıştım. Üflediğim zaman her ikisi de uçup gitmişti. Ben bunları şu iki kezzaba, yalancıya, Yemen sahibi ile Yemame sahibine yorumladım. Onlardan birisi Ansi, diğeri Müseylime'dir buyurmuştu. Peygamberimizin Yemen'deki İslam valilerine ve Müslümanlara direktifleri. Peygamberimiz Esvedül Ansi'nin haberini alır almaz Yemen'deki İslam valilerine ve oradaki Müslümanlara yazı yazıp ve 1000 Yuhannis ile gönderdi. Yazısında Esvedül Ansi ile savaşılmasını, Esved'in işi üzerinde, ister kendisini tuzağa düşürmek, ister kendisiyle çarpışmak suretiyle olsun, önemli durulmasını ve herkesten bu husustaki görüşünün Peygamber aleyhisselamca istendiğinin kendilerine duyurulmasını emir ve tavsiye buyurdu. Peygamberimizin hastalığı kendisini oyalamadı. Allah'ın emrini yerine getirmekten ve dinini savunmaktan alıkoymadı. Peygamberimiz bu hususta Amir bin Şehir, Zizut, Zimurran, Zülkela, Zizüleym ile Necran'da oturan Müslüman Arap ve Arap olmayanlara da yazılar yazdı. Ve 1000 Yuhannis'in evi Dazibeyh'in evinin üzerinde idi. Feyruz, Dazibeyh ve Kays bin Mekşuh ve birin yanında toplandılar. Esvedül Ansi'nin öldürülmesi işini aralarında konuştular. Konuşma sonunda bunun ordu kumandanı Kays bin Abdi Yavuz Mekşuh'a yaptırılması üzerinde görüş birliğine vardılar. Kays kendisinden istenilen şeyi hiç itiraz etmeden kabullenmişti. Çünkü Esved'in kendisini öldüreceğinden korkuyordu. Esvedül Ansi'nin işi hakkında Yemen'deki diğer Müslümanlarla da yazışma yaptılar. Onları kendilerine yardıma çağırdılar. Esvedül Ansi'nin Kays'le Feyruz'u korkuttuğu gösterisi ve konuşması. Esvedül Ansi halkın Sana meydanında toplanmasını emretmişti. Halk toplanınca gidip ortalarına dikildi. Kendisinin elinde hükümdarlık harbesi, süngüsü vardı. Bir at getirtti, harbeyi ona sapladı. Attan kan fışkırmaya başladı. At yıkılıp öldü. Bundan sonra Esved bir deve getirtti. Onun karşısına geçip harbeyi ona sapladı. Deve de yere yıkıldı. Harbe elinde olduğu halde yere kapandı. Sonra başını kaldırdı. O bana, yanındaki İbni Mekşuh, sana boyun eğenlerdendir. Ey Esved, sen onun başını kes diyor, dedi. Esved başını tekrar yere koyduktan sonra kaldırıp o bana, İbni Deylemi, sana boyun eğenlerdendir. Ey Esved, onun sağ elini ve sağ bacağını kes diyor, dedi. Feyruz'u Deylemi, Esved'in bu sözünü işitti.
deyince kendi kendine, vallahi beni çağırıp harbesiyle şu deveyi boğazladığı gibi beni de boğazlamayacağından emin değilim. Beni görmesin deyip kalabalık arasında gizlene gizlene evinin yolunu tuttu. Evine yaklaştığı sırada Esved'in kavmından bir adam arkasından gelip kavuştu. Eliyle Feyruz'un boynuna vurarak hükümdar seni çağırıyor demen hemen dön dedi. Döndürdü. Feyruz Esved'in kendisini öldüreceğinden korktu. Hançeri yanında olduğu halde Esved'in yanına doğru vardı. Önce hemen üzerine atılıp onu sonra da yanındakileri öldürmeyi tasarladı. Esved Feyruz'un yüzünden maksadını sezdi. Ona olduğun yerde dur. Sen buradakilerin en büyüğü ve halkın eşrafının en iyi bilenisindir. Şu devenin etini onların aralarında bölüştür dedi. Hayvanına binip gitti. Bundan sonra Esved Kays'ı çağırdı. Ona da ey Kays bak o bana ne diyor dedi. Kays ne diyor diye sordu. Esved diyor ki sen Kays'a o kadar itimat ve ikram ettin ki her zaman her yerde yanına serbestçe girdi. Senin kadar izzet ve saltanat içinde bulundu. Fakat o senin düşmanına meyledip saltanatını değiştirmeyi ve sana suikast yapmayı kurmaktadır. Ey Esved, ey Esved, kasit var, kasit var. Sen onun işini kes, Kays'ın başını al. Aksi takdirde o senin başını kesecek diyor dedi. Kays ona yalan yere yemin etti. Sen bana göre en büyüksün ve nazarımda sana karşı içimden geçirdiklerimden de yücesin dedi. Haşa Esved melek yalan söyler mi diye. Söyler mi? Melek doğru söyler. Yalan söyleyip senin başını koparttırmaz. Fakat şu anda anladım ki sen hakkında öğrendiğim şeylerden kesin olarak tevbe ve nedamet etmişsindir dedi. Kays bin Abdüyavuz Esved'in huzurundan çıkıp arkadaşları efendim Cişnes, Feyruz ve Dazebeyh'in yanlarına vardı. Esved'in söylediklerini onlara haber verdi. Korkup durdukları sırada Esvedül Hansi adam gönderip onları ben sizleri kavminize karşı şerefli bir mevkide bulundurmadım mı diye sordu. Evet şerefli bir mevkide bulundurdun dediler. O halde sizden bana erişen bu şeyler nedir diye sordu. Bu sefer bizi affet dediler. Özür dilediler. Esved bana bir daha sizden böyle haberler erişmesin sizi affediyorum dedi. Kurtuldular ama Esvedül Ansi de Kays ve arkadaşlarının yapmak istedikleri işten de hep kuşkulandı durdu. Kays da arkadaşları da büyük korku ve kuşku içindeydiler. O sırada Hemdan, valisi Amir bin Şehir, Zizüd, Zimürran ve Zülkela'dan Esvedül Ansi'ye karşı bol bol yardım edecekleri hakkında yazılar geldi. İşi açığa vuruncaya kadar hiçbir hareket yapmamalarını kendilerine bildirdiler. Bunun üzerine ıssız bir yerde toplanmaya başladılar. Esvedül Ansi bunu haber alınca öldürüleceğini sezdi. Esvedül Ansi'nin öldürülmesi hakkında Müslümanlar arasında görüş ayrılığı vardı. Esved'in öldürülmesi için karısı Azad'a başvurulması, Cişnes
Esvedül Ansi'nin karısı Azad'ın yanına vardı, ona ey emca amcamın kızı, şu adamın kavminin yanında nasıl bir bela olduğunu biliyorsundur. O kocanı öldürdü, kavmini tepeleyip öldürdü. Kavminden sağ kalanları sefil ve kadınları rezil etti. Sence onun yanına girebilecek bir vakit var mıdır diye sordu. Azat hangi işi için dedi. Cişnes onu dışarı çıkarmak için dedi. Azat onu öldürmek için mi diye sordu. Cişnes öldürmek için dedi. Azat olur. Vallahi Allah'ın yarattıklarından benim katımda ondan daha çok kin duyduğum bir şahıs yoktur. O Allah için ne bir hak üzerinde durur ne de bir haramdan men eder. Siz bu işe karar verdiğiniz zaman bana bildiriniz. Ben de bu işin gelinecek zamanını size haber vereyim dedi. Cişnes Azad'ın yanından ayrılıp Feyruz ve Dazebeyh'in yanına vardı. Onlar haber bekliyorlardı. Yanlarına Kays bin Abdüyavuz da geldi. Esved'i öldürmeye Kays'a hazırlamak istedikleri sırada bir adam gelip Kays'a seni hükümdar çağırıyor dedi. Esved'in Kays'ı tekrar ölümle tehdit etmiş. Kays meshiç ve hemdanlardan 10 kişinin içinde Esved'in yanına girdi. Fakat onların yanında Esved'i öldürmeye kadir olamadı. Esved Kays'a o bana ey Ahbele bin Ka'b bin Gavs, kendin için adamlarınla korunma ve güven tedbiri al diyor. Sana haber verdiğim gerçek değil midir? Meleğim bana yalan mı haber veriyor? Kasit var, kasit var. Sen Kays'ın elini kesmezsen o senin başını kesecek diyor dedi. Kays benim seni öldürmekliğim asla doğru bir haber değildir. Sen Resulullah'sın, haşa, hakkımda ne istiyorsan emret. İstersen beni öldür. İnsanların ölümleri gibi bir defa ölmek bana her gün ölmemden daha kolaydır dedi. Esved Kays'ın bu sözlerinden yumuşadı ve onu bıraktı. Kays Esved'in yanından çıkıp arkadaşlarının yanına uğradı. Olan bitenleri onlara haber verdikten sonra işinizi işleyiniz dedi. Yanlarında oturmadı. Bir cemaat içerisinde bulundukları sırada Esvedül Ansi oraya geldi. Ayağa kalktılar. Kapıda 100 kadar deve sığır vardı. Develeri bir yere hapsetmekten, dizlerini bağlamaktan, olduğu yerde adım attırmadan boğazlayıp boşaldıktan sonra Feyruz'un yanına geldi. Esved'in elindeki harbeyi göstererek Feyruz'u ölümle tehdit etmesi. Esved Feyruz'a, senin hakkında bana verilen haber doğru değil midir dedi ve elindeki harbeyi göstererek seni de boğazlayıp şu hayvanların ardına katayım diye düşünmüştüm dedi. Feyruz, biz senin akrabalığını tercih etmiş, ebnalara üstün tutmuştuk. Eğer sen bir peygamber olmamış olaydın, biz senden nasibimizi nasıl alabilirdik ve bizim için dünya ve ahiret işi nasıl birleşebilirdi dedi. Esved bu sözün de samimi olduğuna yemin et dedi. Feyruz yemin etti. Esved sen de biliyorsun ki sana halkı benim yanıma toplandılar. Sana halkı. Her cemaat için develer, ev halkı için sığır ve her nahiye halkı için de yeteri kadar elbise ve eşya hazırlattım dedi. Esved evine varıp kavuşmadan önce ayak üzeri dikildiği sırada ben
yarın onun arkadaşlarını öldüreceğim dedikten sonra dönüp gitti. Feyruz'un Esved'i öldürebilmek için Azat'la görüşmesi ve Esved'le karşılaşması. Feyruz dönüp işi arkadaşlarına haber verdi. Hemen haber salıp kayısı getirttiler. Azad'ın yanına varıp kararlarını haber vermek ve kendisinin görüşünü almak hususunda söz birliği ettiler. Feyruz Azad'ın yanına vardı. Kararlarını ona haber verdi. Sende ne haber var diye sordu. Azad, o korunur bir durumdadır. Şu konaktan gayri köşkte ve köşkün çevresinde dolaşan muhafızdan başka bir şey yoktur. Şu yoldan gidilerek onun bulunduğu yere ve üzerine varılır. Akşamladığınız zaman yanınızda onu öldürecek bir şey bulundurmaksızın yanına giriniz. Orada kandil ve silah bulacaksınız dedi. Feyruz Azad'ın yanından çıkıp giderken Esved'le karşılaştı. Esved, seni benim yanıma kim soktu diye dedi. Feyruz'un başına şiddetle vurdu ve onu yere düşürdü. Kendisi çok güçlüydü. Azad birden feryat kopardı. Eğer böyle yapmasaydı belki de Feyruz'u öldürürdü. Azad, amcamın oğlu beni ziyarete gelmişti. Ona neden böyle yaptın? Sen onu değil beni dövdün dedi. Esved, sus, onu senin için bağışladım dedi. Feyruz arkadaşlarının yanına vardı. Kurtuluş kaçmaktır dedi ve onlara olan bitenleri haber verdi. Esvedül Ansi'nin öldürülmesi. Feyruz ve arkadaşları seher vakti Esved'in yattığı evin duvarını deldiler. Feyruz, Dazevey ve Kays üçü içeri gireceklerdi. Feyruz, ey Kays, sen Arapların süvarisisin. İçeri gir, öldür şu adamı dedi. Kays, beni tehlike zamanında son derecede titreme tutar. Adama darbeyi indirdiğim zaman darbemin hiçbir tesiri olmayacağından korkarım. Ey Feyruz, içeri sen gir. Çünkü sen bizim hem en genç hem de en güçlü olanımızsın dedi. Bunun üzerine Feyruz kılıcını arkadaşlarının yanında bırakıp içeri girdi. Yatak odasının kapısına yaklaştığı zaman Esved'in horladığını işitti. O sırada kandil pırıldıyor. Esved yatağına gömülmüş, derin bir uykuya dalmış bulunuyordu. Azad ise uyuyuncaya kadar ona nar yedirmek için yanında oturuyordu. Feyruz, Esved'in başının nerede, ayaklarının nerede olduğunu bilemiyordu. Azad'a işaret, başı nerede diye sordu. O da başının nerede olduğunu işaret edip gösterdi. Feyruz yavaş yavaş yürüyüp Esved'in başucuna dikildi. Esved sarhoş olarak uykuya dalmış ve kendisinin sarhoşluğu daha geçmemiş. Feyruz yüzünü açınca Esved gözlerini açtı ve Feyruz'a baktı. Feyruz kendi kendine dönüp kılıcımı alayım dedi. Fakat vakit geçirmekten dönüp de bu fırsatı kaçırırsa hem kendisinin hem de Azad'ın öldürüleceğinden korktu. O sırada Esved, bana ne ey Feyruz diyerek kendi kendisine söyleniyor, mırıldanıyordu. Feyruz hemen bir eliyle Esved'in başını, diğer eliyle de sakalını tutarak boynuna doğru kıvırıp boynunu kırdı. Bacaklarını da sırtına doğru
kıvırıp kırdı. Sonra gitmek için davranınca Azat Feyruz'un eteğinden tuttu ve "Sen ne sanıyorsun? Daha o ölmemiştir. Sen beni nereye bırakıyorsun?" dedi. "Feyruz, vallahi onu öldürdüm ve ondan seni rahata erdirdim," dedi. Arkadaşlarının yanına vardı, Esved'e yaptıklarını haber verdi. "Arkadaşları geri dön, başını da kes," dediler. Birlikte döndüler, Feyruz başını kesmek istedi. Zaman Esved öyle bir titredi ki, titremesini durduramadılar. Feyruz arkadaşlarına, "Siz onun göğsüne oturunuz," dedi. İki kişi göğsüne oturdu, Azat saçından tuttu. Esved'in tepesinden homurdanmalar işitiliyordu. Boğazı bıçakla kesilince hiç işitilmemiş bir öküz böğürtüsü gibi böğürdü ve sesi kesildi. Çevrede bulunan muhafızlar kapıya koştular. Ne var ki, ne var? Rahmanül Yeman'ın başında ne hal var diye sordular. Azat ona "Vahiy geliyor," dedi. Muhafızlar sustular ve geri durdular. Feyruz'la arkadaşları evlerine dönüp "Bunu kavim ve kabilelerimize, başkalarına nasıl haber verip duyuralım?" diye konuştular. Sonunda parolalarıyla seslenip kabilelerini toplamak, arkasından da ezan okumak hususunda görüş birliğine vardılar. Evet sevgili dostlarımız, Allah'ın düşmanlarından birisinin hakkından böyle geldiler. Şimdi sırada Müseyleme Tül Kezzab var. Dersimiz Esved hakkında, bundan sonraki dersimiz de bir müddet devam edecektir. Efendim, yanlarında ve bir bin Yuhannis de olduğu halde kalelerden yüksek bir kalenin üzerine çıktılar. Tan yeri ağarmaya başladığı zaman ilk önce Dazebey kendi parolalarıyla kabilesine seslendi. Müslümanlar da müşrikler de korktular. Muhafızlar kalenin çevresini sardılar. Süvariler de gelip muhafızlara katıldılar. Ve bir bin Yuhannis namaz için ezan okudu. Birçok halk oraya gelip toplandı. Toplanan halka haberiniz olsun ki Yüce Allah Esvedül Kezzab'ı öldürdü. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve enne ahbeleten kezzab diyerek seslendiler. Esvedül Kezzab'ın kesilen başını da önlerine attılar. Süvarilerin yanlarında kandiller bulunuyordu. Halk atılan başın Esvedül Kezzab'ın baş olduğunu gördüler. Ve bir bin Yuhannis namaz için kamet getirdi. Toplanan müşrik halkın yağmaya ve ebnalardan esirler almaya koyulmaları. Toplanmış olan halktan müşrik olanlar hemen yağma için dağılmaya ve her biri ebnaların ev halkından gece karanlığında görebildikleri çoluk çocukları yakalamaya başlayınca kalenin üzerinden aşağıda halk arasında bulunan Sanalı kardeşlerine ebnalara neler yaptıklarını görmüyor musunuz? Siz de onlardan gücünüz yettiğini yakalayınız diyerek seslendiler. Bunun üzerine onlardan 70 kişi yakalandılar. Müşrikler depnaların çocuklarından ve ev halkından 70 kişi yakalayıp götürmüşlerdi. Sana halkına herkes onlardan yanında bulunanı tutsun, salmasın diyerek seslendiler.
sananlar da öyle yaptılar. Müşriklerin tutulan adamlarını ellerindeki ebnalarla değişip kurtarmaları. Esved'in müşrik askerleri kendilerinden 70 kişinin eksik olduğunu görünce ebnalara gelip adamlarımızı bize gönderdiniz dediler. Gönderiniz dediler. Ebnalar da siz çoluk çocuklarımızı bize gönderiniz, biz de adamlarınızı size gönderelim dediler. Müşrikler ebnaların çoluk çocuklarını bıraktılar. Ebnalar da onların adamlarını saldılar. İslam valilerinin işleri başına dönmeleri, Esvedül Kezzab öldürülüp sana ve cennet kurtulunca İslam valileri işlerinin başına döndüler. Muaz bin Cebel yine namaz kıldırmaya başladı. Peygamberimize bir yazı yazıp durumu bildirdiler. Esvedül Kezzab'ın Kehfi Hubban'dan çıkışıyla öldürülüşü 3 ay veya 4 aya yakın sürdü. Esved'in öldürüldüğünü Peygamberimizin eshabına müjdelemesi. Peygamberimizin vefatından bir gün önce Esvedül Kezzab'ın öldürüldüğü gece Peygamberimize gökten haber gelmişti. Peygamberimiz ertesi günü eshabına dün gece Esved El-Kezzab'ül Ansi kardeşlerinizden bir adamın eliyle öldürüldü buyurdu. Ya Resulallah, onu kim öldürdü diye sordular. Peygamberimiz onu salih, mübarek bir ev halkından mübarek kişi Feyruz-ü Deylemi öldürdü buyurdu. Allahümme salli ve sellem ve barik ala Muhammed. Elhamdülillah ala nimetil İslam ve iman ve Kur'an. Vafu anna vafil lena verhamna. Ente mevlana fensurna ala kavmil kafirin. İflamim Allahü la ilahe illah ve hayyul hayyum. Evet sevgili ve muhterem izleyenler. Allah'ın düşmanlarından birisi gebertildi. Öbürlerine tarzı Müseylemestül Kezzab'a. Oradan ta kıyamete kadar Allah düşmanlarının hepsine tarısın. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Yüce İslam tarihiyle dersimiz devam ederken konumuz Müseylemetül Kezzab'ın peygamberlik iddiasına ve Peygamberimizle pazarlığa kalkışmasıyla ilgili konumuz buradan devam etmektedir. Derslerimiz buraya kadar geldi. Beni Hanife kabilesinden olan Müseylime'nin atasoyu şöyle gösterilir. Müseylime bin Simame, Zuhul bin Dül bin Hanife uzanmaktadır soy. Müseylime'nin künyesi Ebu Simame veya Ebu Harun'dur. Kendisi Rahman, Rahmanül Yemame diye anılırdı. Çirkin suratlı, kısa boylu bir adamdı. Müseylime'nin Müslüman olduktan sonra irtidat edişi. Müseylime hicretin 10. yılında Beni Hanife temsilcileriyle birlikte gelerek Peygamberimizle görüşüp Müslüman olduktan ve Yemame'ye döndükten sonra irtidat etti. Evet sevgili dostlarımız, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Müseylime ile Esvedül Ansi hakkındaki rüyası.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir gün minberinde, ey insanlar, ben Kadir gecesini görmüştüm. Sonra unutturuldum, kollarımda da altından iki bilezik görmüş, onlardan hiç hoşlanmamıştım. Üflediğim zaman her ikisi de uçup gitmişti. Ben bunları şu iki yalancıya, Yemen sahibiyle Yemame sahibine yordum. Efendim, bu haber de İbni İshak'ın, Ahmet bin Hanbel'in, Buhari'nin sahihinde, Müslim'de ve Tirmizi'de yer aldığını görüyoruz. Onlardan biri Ansi, diğeri de Müseylime'dir buyurmuştu. Müseylime'nin hokkabazlık ve göz boyacılık öğrenişi. Müseylime Basra'daki Übülle, Hire yakınındaki Bakka, Bel yakınındaki Enbar ve Küfe yakınındaki Hire gibi Arap ve Acem pazarlarına ve çarşılarını dolaşarak hokkabazlık, göz bayıcılık, efendim, bilgilerini elde etmeye üfürükçüleri ve falcıları bulup onlardan bir şeyler öğrenmeye çalıştı. Müseylime'nin peygamberlik iddia edişi ve kavmini kandırışı. Müseylime peygamberlik işinde peygamberimize ortak olduğunu iddia etmeye ve yaymaya başladı. Kendisi peygamberimizin de peygamberliğini tasdik ettiği için akıl sahibi olanlardan Allah'ın hayırlarını murad ettiği kimseler dışında Beni Hanifler'den ve başkalarından Yemame'de bulunan bir takım kimseleri kendisine inandırmış, başına toplamış, ardına takmıştı. Rivayete göre Müseylime'tül Kezzab ilk kez yumurtayı ağzı dar şişinin içine sokmuş. Nişadırı keskin sirke içinde iyice erittikten sonra günlük yumurtayı onun içinde bir gün, bir gece bekletip yumuşatmış, ip gibi uzar hale getirmiş, onu ağzı dar bir şişenin içine sokmuş, üzerine soğuk su döküp dondurmuş. Şişenin içinde eski haline gelen yumurtayı kavmine göstererek bunun bir mucize, haşa, ve kendisinin de peygamber olduğunu iddia etmişti. Müseylime'tül Kezzab kuşun kesilen kanadını yapıştırmayı veya yapışık göstermeyi başarmış. Dağdan bir geyiğin kendiliğinden çıkıp geldiğini ve sütünü sağdığını da iddia etmişti. Müseylime'nin peygamber gibi mucize ve keramet göstermeye kalkması, Müseylime'nin birer mucize gibi göstermek istediği şeyler, mucizenin getirdiği feyzi bereketten tamamıyla mahrum ve hatta tam tersi idi. Beni Hanife kadınlarından Ümmül Neysem diye anılan bir kadın, Müseylime'tül Kezzab'a gidip, hurmalarımız susuzluktan kuruyup döküldü, kuyularımızın suyu çekildi,
Muhammed'in kuraklığa uğrayan halk için dua ettiği gibi sen de sularımız ve hurmalıklarımız için Allah'a dua et dedi. Müseylime danışmanına ey Nezar, ey Nihar, o bunu yapmak için ne diyor diye sordu. Nihar, kuraklığa uğrayan halk Muhammed'e gidiyorlar. Yağmur sularının gecikmesinden, kuyu sularının azalmasından ve hurma ağaçlarının susuzluk yüzünden, dökülüşünden şikayetleniyorlar. O da onlar için dua edince kuyularının suyu kabarıyor. Hurma ağaçları gelişip dallarının uçları yerlere kadar eğiliyor dedi. Müseylime o kuyulara ne yapıyor diye sordu. Nihar bir kova süt getiriyor, onun içine kavmi hakkında dua ediyor, ağzına su alıp çalkaladıktan sonra onu kovanın içine bırakıyor, kovayı götürüp o susuz kuyulara bollaştırıyor, boşalttırıyor. Sonra da hurma ağaçlarını suruyorlar dedi. Selim'e hemen bir kova su getirtti, kovanın içine kavmi için dua ettikten sonra ondan ağzına su alıp çalkaladı ve kovanın içine bıraktı. Kovayı götürüp kuyulara boşalttılar. Kuyuların suları büsbütün çekildi ve kayboldu. Nihar Müseylime'ye beni haliflerden çocukları üzerine bereket duası yapsan dedi. Müseylime bereket duası ne denilerek yapılır diye sordu. Nihar Hicaz halkı çocukları doğduğu zaman onu Muhammed'e götürüyorlar. O da çocuğun damağına bir şey sürüyor ve başını sığıyor dedi. Bunun üzerine Müseylime hangi çocuk getirilip damağına bir şey sürdürülmüş ve başı sıratılmışsa muhakkak o çocuğun ya başı kel ya da dili kekeme olmuştur. Hele bir çocuğun başı pek fena kel olmuştur. Beni Hanife kabilesinden ve beni Mihrile'den bir adam peygamberimizin yanına gelerek abdest suyundan alıp Yemame'ye getirmiş, kuyusuna boşaltmış, sonra su çekerek onunla toprağını sulamış, yeşillikle parlamış ve bahçenin yeşilliği hiç geçmemişti. Nihar bir bahçe sahibine beni Mihriyelerin yaptığı gibi Rahman'ın abdest suyu ile sulamaktan alıkoyan nedir dedi. Bunun üzerine adam Müseylime'ye gidip Sülman'ın toprağına Muhammed'in dua ettiği gibi sen de benim çoraklaşmış, verimsiz hale gelmiş bulunan toprağım için Allah'a dua et dedi. Müseylime ey Nihar, o ne diyerek dua ediyor diye sordu. Nihar Sülma Muhammed'in yanına vardı. Kendisinin toprağı çoraklaşmış ve verimsizdi. Muhammed Sülma için bir kova su getirtip dua ettikten ve ağzında çalkaladığı suyu kovanın içine bıraktıktan sonra kendisine verdi. O da bu kovanın içindeki suyu kuyusuna boşalttı. Kuyudan çektiği su güzelleşti ve tatlılaştı dedi. Müseylime Nihar'ın dediği gibi yaptı. Adam Müseylime'nin dua ettiği kovayı götürüp Sülman'ın yaptığı gibi yapınca kuyusu kurudu. Beni Hanife kabilesi halkı bir kuyu kazdılar. Kuyunun tatlı ve bol sulu olması için Müseylime'ye gittiler. Gelmesini ve teberrüken kuyunun içine tükürmesini ondan rica ettiler. Müseylime kuyunun içine tükürünce suyu acıdı ve çoraklaştı. Müseylime'nin abdest suyu da bahçeye döküldüğü zaman
Orada bir şey bitmez oldu. Bir adam gelip Müseylime'ye, ey Ebu Sümame, ben servet sahibi bir kimseyim. Şu 10 yaşındaki oğlundan başka hiçbir çocuğum doğmadı ki, 2 yaşına varmadan ölmüş olmasın. Hem şu küçüğünün yaşaması hem de büyük çocuğumun uzun ömürlü olması için başını sıvamanı ve Allah'a bu hususta dua etmeni arzu ediyorum dedi. Müseylime istediğin şeyi yapacağım diyerek küçük oğlanın 40 yıl ömürlü olmasına dua etti. Adamcağız sevinerek evine döndüğü zaman oğullarından birisini kuyuya düşmüş, diğerini de kurt yemiş buldu. Müseylime Hazreti Ali'nin ağlayan gözüne Peygamberimiz püskürünce efendim iyileştiğini işitmişti. Müseylime'nin elini sürmesinden şifa bekleyen adamın gözleri ise Müseylime el sürer sürmez veya tükürür tükürmez kör oluverdi. Müseylime Peygamberimizin sütsüz arık koyunun memesini sıvayınca sütlenmiş olduğunu işitmişti. Kendisinin ise memesini sıvadığı sütlü davarın sütü çekilmiş ve kurumuştu. Müseylime'nin Kur'an-ı Kerim'i taklide özenişi. Müseylime Cebrail'in kendisine de Kur'an indirdiğini iddia ederdi. Kur'an-ı Kerim'i taklide özenir. Kendi kendine şöyle gülünç sözler düzüp Kur'an diye okurdu. Allah gebeye lütuf etti de ondan onun karın yumuşağıyla kıçının arasından koşan canlılar çıkardı. Fil nedir, filin ne olduğunu sana ne bildirdi? Onun hurma lifinden ip gibi kuyruğu ve uzun hortumu vardır. Bu Rabbinizin yarattıklarından azıcığıdır. Ey kurbağa kızı kurbağa, ne diye nak nak vak vak, vak edip duruyorsun? Yukarın suda, altın balçıkta. Sen ne suyu bulandırabilirsin ne de içine engel olabilirsin. İçene engel olabilirsin. Yarasa sana ölüm haberini getirinceye kadar yerde bekle. Müseylime'nin kaldırdığı ve helallaştırdığı şeyler. Müseylime'tül Kezzab Beni Hanifler'den namazı kaldırmış, içkiyi, zinayı ve benzerlerini serbest bırakmış. Haşa. Helallaştırmıştı. Peygamberimizin Müseylime'yi tekrar İslamiyet'e davet edişi. Peygamberimiz Müseylime'tül Kezzab'a bir yazı yazıp Amir bin Ümeyyetut Damri ile gönderdi. Ve onu İslamiyet'e tekrar davet etti. Müseylime Peygamberimizin yazısına bir yazı ile karşılık verdi. Müseylime'nin Peygamberimize yazısı. Allah'ın Resulü Müseylime'den Muhammed Resulullah'a sana selam olsun. Bundan sonra derim ki peygamberlik işine seninle ortak edilmişimdir. Yerlerin yarısı bizimdir, yerlerin yarısı da Kureyşlerindir. Fakat Kureyşiler aşırı giden, adalet gözetmeyen bir kavimdir. Aşağı. Bunu Amir bin Carudül Hanefi yazdı. Müseylime'nin elçileri ve sorguya çekilmeleri. Müseylime'nin yazısını Peygamberimize onun iki elçisi getirmişti. Elçilerden birisi Abdullah bin Nevvaha veya İbni Nevvaha diye anılan Beni Amir bin Hanifler'den Ubade bin Haris, diğeri de İbni Usal idi. Müseylime'nin yazısı okununca Peygamberimiz iki elçiye
siz ne diyorsunuz, siz de onun dediği gibi mi diyorsunuz diye sordu. Elçiler evet, biz de onun dediği gibi deriz dediler. Peygamberimiz siz benim Resulullah olduğuma şehadet ediyor musunuz diye sordu. Elçiler biz Müseylime'nin Resulullah olduğuna şehadet ediyoruz dediler. Peygamberimiz siz iman etmezseniz Allah'a ve onun Resulüne ben iman etmişimdir. Vallahi elçiler öldürülmez olmasaydı muhakkak ikinizin de boynunu vururdum buyurdu. Peygamberimizin Müsellimetül Kezzab'a cevabı. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı ve yaz buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Müseylimetül Kezzab'a, yalancı Müseylime'ye. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Bundan sonra derim ki Allah'a yalan yere iftira etmekten ibaret olan yazım bana erişti. Hiç şüphesiz yer Allah'ındır. Allah ona kullarından dilediğini varis kılar. Mutlu sonuç müttekilerin, Allah'tan sakınanlarındır. A'raf suresi 128. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Peygamberimiz bu yazıyı Müseylemetül Kezzab'a, Zübeyir bin Avvam'ın kardeşi Sa'ib bin Avvam ile gönderdi. Hadisenin tarihi. Peygamberimizle Müseylimetül Kezzab arasında cereyan eden bu hadise Peygamberimizin veda haccından dönüşünden sonra hicretin 10. yılının sonunda idi. Evet sevgili ve muhterem izleyenler. Görüyorsunuz bu dünyaya nice kezzaplar gelmiş ve hak ettikleri cezaya çarpılmışlar. Dünyaları da ahiretleri de iman etmeyenlerin hali perişan olmuştur. Beni Naha heyetinin Medine-i Münevvere'ye gelişi. Nahaların soyları Beni Nahalar Mecid kabilelerinden olup ata soyları şöyle sıralanır. Beni Naha bin Amir, Kehlan bin Sebe'ye kadar ulaşır. Naha'nın Malik, Avf, Cesir, Cezime, Kays, Harise isimlerinde 6 oğlu olup bunlardan Beni Sa'd bin Malik bin Nahalar ve daha birçok oymaklar çıkmıştır. Amir bin Zürare de Beni Sa'd bin Maliklerdendir. Beni Naha heyeti Medine-i Münevvere'ye gelişleri konusunda Beni Naha heyeti hicretin 11. yılı Muharrem ayının ortasında Yemen'den 200 kişi olarak Medine-i Münevvere'ye geldiler. Misafir evi olan Remle binti Haris'in konağına indiler. Heyetin Peygamberimizle görüşmeleri. Beni Naha heyeti Peygamberimizin yanına gelip Müslüman olduklarını söylediler. Onlar Yemen'de Muaz bin Cebel'e beyat etmişlerdi. Beni Naha heyeti kabilelerinden Peygamberimize gelen heyetlerin sonuncusu idi. Heyet içinde Zürare bin Amir, Kays bin Haris bin Idi'de bulunuyordu. Kendisi daha önce Hristiyandı. Zürare bin Amr'in yolda gördüğü rüyayı Peygamberimize anlatması ve yorumlatması. Zürare bin Amir, ya Resulallah,
yolda bir rüya gördüm, beni korkuttu dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nedir o diye sordu. Zürare bin Amir gördüm ki evimde bırakmış olduğum dişi eşek, çil, kara, kızıl bir oğlak doğurmuş. Yerden bir ateşin çıkıp benimle oğlumun arasına gerildiğini de gördüm ki o ateş dumanlı ateş. Dumanlı ateş gözlüsü, gözsüzü bana yiyecek, yediriniz. Ben sizi, ev halkınızı ve mallarınızı yerim diyordu. Peygamberimiz sen evinde hamli gizli bir cariye bıraktın mı diye sordu. Zürare bin Amir evet dedi. Peygamberimiz işte o cariye bir oğlan doğurmuştur. O senin oğlundur buyurdu. Zürare bin Amir ben onun çil kara kızıl olmasının sebebini anlayamadım dedi. Peygamberimiz yakınıma gel buyurdu. Zürare bin Amir yaklaşınca sende gizli tutup kimseye açıklamadığın bir baras alacalık var mı diye sordu. Bunun üzerine Zürare bin Amir sen hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki onu senden önce hiç kimse bilmiyordu dedi. Peygamberimiz gördüğün çil, kara kızıllık işte odur. Gördüğün ateşe gelince o benden sonra kopacak fitnedir. O ahir zamanda da kopacaktır buyurdu. Zürare bin Amir ya Resulallah kopacak fitne nedir diye sordu. Peygamberimiz müminin kanını dökmek, mümine baldan, sudan tatlı gelecek. Kötülük yapan kendini iyilik yapıyor sanacaktır. Sen ölürsen bu hali oğlun görecektir. Oğlun ölürse sen göreceksin buyurdu. Zürare bin Amir ya Resulallah Allah'a dua et de onu ben görmeyeyim dedi. Peygamberimiz de Allah'ım o fitneyi buna gösterme diyerek dua etti. Zürare bin Amir ya Resulallah Numan bin Münzili de kulaklarına küpeler, kollarına pazubentler ve bilezikler takınmış gördüm dedi. Peygamberimiz bu Arap hakimiyetinin zinet ve süse dönüşeceğine işarettir buyurdu. Zürare bin Amir ya Resulallah yerden kır saçlı bir koca karının çıktığını da gördüm dedi. Peygamberimiz o da dünyadan arta kalandır buyurdu. Zürare bin Amir oğlundan önce vefat etti. Zürare bin Amir'in oğlu Hazreti Osman'ı hal edenler arasındaydı. Evet sevgili dostlarımız, Üsame bin Zeyd'in Şam taraflarına gönderilmek üzere hazırlanması konusunda da sefer ne zaman, niçin ve nasıl hazırlandı ve nasıl geri kaldı? Bu konuda da hicretin 11. yılı Safer ayının çıkmasına 4 gece kala pazartesi günü Peygamberimiz Müslümanlara Rumlarla savaşmak üzere acele hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar cihat özlemiyle Peygamberimizin yanından dağıldılar. Peygamberimiz ertesi gün sabahında Safer ayının bitmesine 3 gün kala salı günü Üsame bin Zeyd'i çağırdı. Ona ey Üsame Şam'a, Belka sınırına, Filistin'deki Daruma
babanın öldürüldüğü yere kadar Allah'ın ismi ve bereketiyle git, onları atlara çiğnet. Seni bu orduya başkumandan yaptım. Übna halkının üzerine ansızın var, üzerlerine şimşek gibi saldır. Giderken de hızlı git, haberin önüne geç. Varacağın yere haber ulaşmadan önce var. Yanına kılavuzlar al, casus ve gözcüleri önünden ilerlet. Allah seni muzaffer kılarsa, onların içinde az kal buyurdu. Safer ayının çıkmasına 2 gece kala çarşamba günü olunca, Peygamberimizde şiddetli baş ağrısı, humma ve ateş başladı. Peygamberimiz Safer ayının çıkmasına 1 gece kala, Perşembe günü sabahleyin biraz iyileşip Hüsame için kendi eliyle sancak bağladı. Ey Hüsame, Allah yolunda Allah'ın ismiyle savaşa çık. Allah'ı inkar edenlerle savaş, çarpış. Savaşınız fakat ahde vefasızlık etmeyiniz. Küçük çocukları ve kadınları öldürmeyiniz. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz. Çünkü siz bilemezsiniz, belki onlar yüzünden iptila ve musibete uğrayabilirsiniz. Fakat ey yüce Allah'ım, bizim imdadımıza yetiş, onların hakkından gel. Onları bize zarar vermekten vazgeçir deyiniz. Onlar size kavuşurlarsa gürültü çıkaracaklar ve bağıracaklardır. O zaman siz sükunet ve vakarınızı muhafaza ediniz ve susunuz. Birbirinizle çekişmeyiniz. Sonra korkuyla zaafa düşersiniz. Rüzgarınız kesilip gider. Enfal Suresi 46. Ayet. Ey yüce Allah'ım! Biz senin kullarınız, onlar da senin kullarındır. Bizim perçemlerimiz de onların perçemleri de senin elindedir. Onlar ancak sen yenersin deyiniz. İyi biliniz ki cennet kılıçların parıltısı altındadır buyurdu. Hüsame'ye askerlerin Cürüf'te karargah kurmalarını emretti. Haydi Allah'ın ismiyle hareket et buyurdu. Hüsame bağlanmış sancağı götürüp Büreyde bin Husayb'a verdi. Karargah Cürüf'te, Süleyman Sıkayesi diye anılan yerde kuruldu. İşinden boşalan hemen karargaha koştu. İlk muhacirlerden ve ensardan bu savaşa katılmaya hazırlanmayan kimse kalmadı. Hepsi savaşa katılmaya hazırlandı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sa'd bin Ebi Vakkas, Ebul Aver, Said bin Zeyd bin Amir bin Nüfeil, Katade bin Numan, Seleme bin Eslem bin Haris gibi birçok zatlar da bu orduya katılmış bulunuyorlardı. Muhacirlerden bazı kişiler söylenmeye başladılar. Bu hususta en ağır sözü söyleyen de Ayyaş bin Ebi Rebi'a idi. İlk muhacirlerin üzerine şu genç kumandan tayin olunuyor ha demişti. Hüsame bin Zeyd o zaman 18-19 yaşlarındaydı. Bu hususta laf çoğalmaya başladı. Hazreti Ömer de işittiği bazı sözler gelip Peygamberimize haber verdi. Peygamberimiz son derece öfkelendi.
başına bir sarık sarmış ve üzerinde saçaklı bir elbise olduğu halde Rebu'l-Evvel'in 10. cumartesi günü minbere çıktı. Yüce Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra imdi ey insanlar, İsame-i Kumandan yapışım hakkında bazınızdan bana erişen sözler ne oluyor? Vallahi siz şimdi İsame'nin kumandanlığına nasıl itiraz ediyorsanız, daha önce onun babasının kumandanlığına da böyle itiraz etmiştiniz. Vallahi o kumandanlığa nasıl layık ve benim katımda insanların nasıl en sevgilisi idiyse, ondan sonra bu oğlu da kumandanlığa öyle layıktır. Vallahi ondan sonra bu da benim katımda insanların en sevgililerindendir. İkisi de her iyiliğe layıktırlar. Size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü o sizin hayırlı olanlarınızdan, bu işi elverişli bulunanlarınızdandır buyurdu. Peygamberimiz minberden inip evine girdi. İsame ile gidecek olan Müslümanlar gelip Peygamberimizle vedalaştılar. Peygamberimizin hastalığı ağırlaşmıştı. Fakat Peygamberimiz İsame'yi yollama işini yerine getiriniz buyuruyordu. Peygamberimizin duası, dadısı ve İsame'nin annesi Ümmü Eymen içeri girip ya Resulallah, İsame'yi bir müddet karargâhta bıraksan olmaz mı? Çünkü İsame bu haliyle giderse kendisine pek faydalı olmaz dedi. Peygamber İsame'yi yollama, işini yerine getiriniz buyurdu. Halk karargâha gitti, pazar gecesi orada yattılar. Pazar günü İsame karargâhtan geldi. Peygamberimizin hastalığı çok ağırlaşmıştı. İsame ağlayarak yanına girdi. O sırada Peygamberimizin ağzına ilaç veriliyordu. Hazreti Abbas Peygamberimizin yanında ve kadınlar da çevresinde bulunuyordu. İsame eğilip Peygamberimizi öptü. Peygamberimiz konuşamıyordu. Ellerini semaya kaldırdıktan sonra İsame'nin üzerine indirdi. İsame bundan Peygamberimizin kendisine dua ettiğini anladı. Rebu'l-Evvel'in 12. pazartesi günü İsame tekrar Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz ayılmış kendine gelmiş bulunuyordu. Peygamberimiz İsame'ye Allah'ın bereketi üzere kuşluk vakti yola çıkınız buyurdu. İsame vedalaşarak karargâha döndü. Peygamberimizin zevceleri Peygamberimizin rahatlaşmasına, açılmasına sevinerek saçlarını taramaya başladılar. O sırada Hazreti Ebu Bekir içeri girdi. Ya Resulallah, Allah'a hamdolsun ki açılmış, ayılmış olarak sabaha çıktın. Bugün Harice'nin kızının günüdür. Bana izin ver de onun evine gideyim dedi. Peygamberimiz izin verince kalkıp Medine'nin Avali semtindeki Sünha gitti. İsame yola çıkacakların hemen karargâhta toplanmaları için halka seslendiği, Cürüf'te orduya hareket emri verdiği ve kendisi hayvanına binmek istediği sırada annesi Ümmü Eymen'in gönderdiği elçisi gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiğini haber verdi. Bunun üzerine İsame Hazreti Ömer ve Ebu Ubeyde bin Cerrah ile birlikte Medine'ye geldiler. Peygamberimizi vefat etmiş buldular. Rebu'l-Evvel ayından 12 gece geçmişti.
Peygamberimiz pazartesi günü güneş semanın ortasından batıya doğru kaymaya başladığı sırada vefat etmişti. Cürüf karargahındaki Müslümanlar Medine'ye döndüler. Bireyde bin Kusayıp'ta Hüsame'nin bağlanmış sancağı yanında olduğu halde Peygamberimizin kapısına kadar gelip yanına dikti. Hazreti Ebu Bekir'e beyat edildiği zaman Hazreti Ebu Bekir Bireyde bin Husayba sancağı Hüsame'nin evine götürmesini ve kazaya çıkıncaya kadar açmamasını emretti. Sevgili dostlarımız, bir sonraki dersimiz sevgili peygamberimizin vefatıyla ilgili olacaktır. Bismillahi teala. Allah'ın salatı, selamı, bereketi sevgili peygamberimizin üzerinden eksik olmasın. Ya Rabbel Alemin, onun şefaatini de bizlere nasip eyle. Affeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Ya Rabbi, sen onun hürmetine, onun ümmetine birlik, beraberlik ver. Ve senin yolunda daim eyle.